Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. 5. sınıflarımızın Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersimizde ikinci ünite olan Ramazan ve oruç konusunda dersimize devam ediyoruz. Birinci konu başlığımız olan Ramazan orucu ve önemi. Öncelikle orucun tanımını yapalım. Oruç, akıllı, sağlıklı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümanın Allah rızası için havanın aydınlanmasından hemen önce yani tan yerinin ağarmasından başlayıp güneş batıncaya kadar yiyip içme yani bazı bedensel isteklerden ne yapması uzak durması suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. Oruç nedir ilk önce hükmü orucun? Oruç tutmak farzdır. Oruç yani farz ne demektir? Tekrar edelim. Farz Allah-u Teala'nın bizlerden kesin olarak yapmasını istediği fiil ve davranışlara farz diyoruz. Peki oruç kimlere farzdır? Oruç, akıllı, sağlıklı, ergenlik çağına gelmiş her Müslümanı farzdır. Yüce Allah bazı sebeplerden dolayı hastalık, ne bileyim hamilelik, yolcu olmak, oruç tutamayacak olanlara oruç tutmama izni vermiştir. Ancak bu kişiler ilk fırsatta ne yapmaları gerekir? Tutamadıkları gün sayısı kadar oruç tutmalıdır. İşte buna ne diyoruz? Kaza orucu diyoruz. Örneğin, hamile bir kadını düşünün. Hamile bir kadın, işte hamile olduğu için ne yapıyor? Oruç tutamıyor. Hamilelik bittiği zaman ne yapması gerekiyor? Bu orucunu tutamadığı oruçlarını kaza etmesi gerekiyor. Gün gün tutması gerekiyor. İşte buna kaza orucu denir. Sürekli hastalık gibi ne bileyim oruç tutmaya engel olacak bir mazereti bulunanlar ise tutamadıkları her gün için bir fakire doyurmalı veya bunu karşılayacak kadar para vermelidirler. Dinimiz buna ne diyor? Fidye adını veriyor. Yani sürekli hastalık gibi. Ya hep hastalığı var sürekli. Bu yüzden hiç oruç tutamıyor. Her sene hiçbir zaman oruç tutamıyor. Ne yapması gerekiyor? Tutamadıkları her oruç için ne yapması gerekiyor? Bir fakiri doyurmalı. Veya ne yapması lazım? Buna karşılık kadar para vermesi gerekiyor. İşte buna dinimizde fidye adı verilir. Ramazan ayında geçerli bir mazereti olmadan başlamış olduğu orucu bakın. Bir mazereti olmadan başlamış olduğu orucu sebepsiz yere bozan bir kimse 2 ay 1 gün yani 61 gün ara vermeden ne yapması gerekir? Oruç tutması gerekir. İşte buna da orucunu bozduğu için oruçluyken orucunu bozduğu için ceza olarak buna da kefaret orucu adı verilir. 61 gün oruç tutması gerekiyor yani. Ramazan ayının dışında tutulan bazı oruçlar vardır. Bunlar nedir? Nafile oruç ve adak orucudur. Yani Ramazan ayının dışında tutulan bazı oruçlar vardır. Bunları görelim. Nafile oruç ne demek? Ramazan ayı dışında herhangi bir zamanda Allah'ın rızasını yani güzel bir eylem, söz ve davranışta bulunarak Allah'ın sevgisini kazanmak amacıyla tutulan oruçtur. Bu orucun belli bir sayısı, belli bir zamanı nedir? Yoktur. İşte bu oruçlara ne diyoruz? Nafile oruç diyoruz. Adak orucu ise bir işimizin olması veya dileğimizin yerine gelmesi durumunda Allah rızası için tutmaya söz verdiğimiz oruçtur. Örneğin, şöyle bir şey. Kendi adıma örnek vereyim. Mesela ben üniversite sınavına girmeden önce demiştim ki Allah'ım üniversite sınavını kazanırsam bir kurban keseceğim. Onun için bir oruç tutacağım. Mesela diyeceğim ki işte üniversite kazanını şey yaparsam tutarsam şey üniversite sınavını kazanırsam ne olur? Ben 2 gün oruç tutacağım. Ben bir gün oruç tutacağım. Bu gibi örnek. İslam dinine göre bir Müslümanın oruç ibadetinden sorumlu tutulmasının amaçları vardır. Yani bir insanın oruç tutmasının bir amacı olması lazım, değil mi?
Nedir? İnsanın bazı bedensel istekler karşısında sabırlı, bakın, sabırlı olmasını sağlamak. Ne yapar? Oruç tuttuğumuzda, yemek yiyip acıktığımızda, susadığımızda ne yapmamız gerekiyor? Orucumuzu bozmamak için bize sabretmemizi Allah-u Teala istiyor. Burada yani sabırlı olmamızı sağlanıyor oruç tuttuğumuz zaman. Başka? İnsanlar arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak. Ne olur? İşte iftara çağırırsın işte bir komşunu. Ne bileyim işte zekatını verirsin oruçta işte oruç zamanı. Fidyeni verirsin. Hani hep bir yardımlaşma içinde olursun her zaman. Ramazan ayında bir başka önemli de ne yapmasıdır? Ramazan ayının en önemli özelliklerinden biri de nedir? Kur'an-ı Kerim bu ayda ne yapmıştır? İndirilmeye başlamıştır. Ramazan ayının en önemli nedenlerinden, en önemli özelliklerinden biri de Kur'an-ı Kerim'in bu yıl, bu ayda ne yapmasıdır? İndirilmeye başlamıştır. Yani Kadir Gecesi'nde. Evet. Yani Kadir Gecesi de Ramazan ayının içinde olduğu için bu ay o kadar önemlidir ki. Neydi Kadir Gecesi? 1000 aydan daha hayırlıydı. O yüzden Ramazan ayı ve oruç çok önemli bir kavramdır. Çok önemli bir zaman dilimidir. O yüzden bu günleri, ayları iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, geldik. Farz, vacip, sünnet, müstehap. Daha demin zaten söylemiştim, yine söyleyeyim. Yapılması Allah tarafından kesin olarak emredilen fiil ve davranışlara farz denir. Kesin olarak. Oruç tutmak nedir? Bir farzdır. Vacip. Yapılması Allah tarafından emredilen ancak nedir? Farz kadar kesin olmayan fiil ve davranışlara vacip denir. Önemlidir ama farz kadar kesin değildir. Örneğin adak orucu tutmak. Nedir? Vaciptir. Unutmayın. Örneklere iyi bakın. Sünnet, yapılması farz veya vacip olmayan ancak Peygamberimiz tarafından yapılan ve yapılması tavsiye edilen, bakın tavsiye edilen söz, fiil ve davranışlara sünnet denir. Örneğin kandil günlerinde ne yapılır? Oruç tutulur. Çok sünnettir, çok sevaptır. Çok sevaptır. Bu yüzden bunlara sünnet diyoruz. Müstehap ise Peygamberimizin bazen yaptığı, bazen terk ettiği fiil ve davranışlara müstehap adı verilir. Peygamberimizin bakın bazen yaptığı, bazen terk ettiği fiil ve davranışlara. Örneğin nedir? Hava sıcak olduğu için sıcak mevsimlerde öğle namazını biraz geciktirmek. Yani biraz sonra kılmak. İkindiye yakın bir zaman diliminde kılmak. Neden? Çünkü hava sıcak. Sıcak mevsimlerinde. Anlaşıldı burası. Evet. Geliyoruz. Neydi? Oruç tutularak ikinci konu başlığımız olan orucun dikkate oruçluyken yani oruçlu bir kimsenin dikkat etmesi gereken hususlar var. Bunlar oruç tutmak sadece yeme ve içmeden uzak kalmakla sınırlı bir ibadet değildir. Aynı zamanda kötü söz ve davranışlardan kaçınılması gerekir. Yani sen oruç tuttuğun halde harama ne bileyim ağzından kötü bir söz çıkmasına müsaade etmemen gerekiyor. Yani bunu buna dikkat etmen gerekiyor. Ne bileyim başka oruç tutarken uyulması gereken kurallara uyulmaması durumuna orucun bozulması denir. Bakın. Bir daha söylüyorum. Oruç tutarken uyulması gereken kurallara uyulmaması durumuna orucun bozulması denir. Örneğin, oruçlu olduğunu bildiği halde bile bile ne yapması? Bir şeyler yiyip içen kimsenin ne olur? Orucu bozulur. Ancak oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kimsenin orucu bozulmaz. Unutarak yiyip içen kişi hatırladığı anda yeme içmeyi bırakmalıdır. Aksi takdirde ne olur? Orucu bozulur. Evet, bunları da söylediğimize göre geçiyoruz. Oruç tutarken bazı hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Nelerdir? Oruç tutarken harama el uzatmamamız gerekiyor. Yalan ve küfür söz söylememek, dedikodu yapmamamız gerekiyor oruçluyken. Kimseye kötü gözle bakmamamız gerekiyor. Tüm kötü sözlere kulağını kapamamız gerekiyor. Yani hiçbir şey duymamamız gerekiyor.
her an Allah ile beraber olduğunu bilmemiz ve verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Oruçluyken bunlara dikkat etmemiz. Başka güzel ahlak sahibi olmamız gerekiyor. İradesine hakim olmamız, irademize hakim olmamız gerekiyor. Yani bunlar nedir? Oruç tutarken dikkat edeceğimiz hususlardır. Evet, geçiyoruz. Ramazan ve oruçla ilgili kavramlara. Evet, sahurdan başlayalım. Sahur, oruç tutan Müslümanların Ramazan ayında hava aydınlanmadan önce kalkıp yedikleri yemeğe ne denir? Sahur denir. Yani Ramazan ayında hava aydınlanmadan önce kalkarız, ne yaparız? Yemek yeriz Ramazan ayında. Bu yemeğe ne diyoruz? Hepimizin bildiği üzere sahur yemeği. Sahur denir. Evet, gelelim imsak. İmsak, havanın aydınlanmaya başlamasıyla birlikte oruç tutmaya başladığımız vakte ne denir? İmsak adı verilir. İmsak, unutmayın. Hava aydınlanmaya başlamasıyla birlikte oruç tutmaya başladığımız vakte imsak denir. Evet, geldik iftara. İftar nedir? Gün boyunca oruçlu olan Müslümanlar güneş battığında oruçlarını ne yaparlar? Açarız. Yani bizler oruçlarımızı açarız. İşte bu oruçlarını açtığımız vakte iftar diyoruz. İftar vakti akşam ezanının okunduğu nedir? Vakittir arkadaşlar. Evet. Gün boyu oruçlu olan Müslümanlar güneş battığında oruçlarını açarlar. Bu açtığımız vakte iftar. Ne zaman? Akşam ezanının okunduğu vakittir iftar vakti. Evet, geldik İmsakiye'ye. Gördüğünüz üzere imsaki Ramazan ayındaki imsak, iftar ve namaz vakitlerini belirten nedir? Burada gördüğünüz gibi bir çizelgedir. Bu şekilde imsakiye'yi de yaptıktan sonra geçiyoruz teravih namazına. Nedir? Ramazan ayında özel olarak kılınan bir namaz vardır. Buna ne diyoruz? Teravih namazı. Ramazan ayında nedir bu? Ramazan ayına özel değil mi? Sadece Ramazan ayında yapıyoruz, kılıyoruz bu namazı. Ramazan ayına özel olarak yatsı namazından sonra ve vitir namazından önce genellikle 20 rekat olarak kılınan namazdır. Çok sevaptır. Yani kılmak gerçekten çok sevabı kazandırır insana. Muhakkak teravih namazlarına gitmeye çalışalım. Evet. Teravih namazında geçtiğimiz üzere geçiyoruz fitre. Fitre kavramı. Belli bir düzeyin üzerinde geliri bulunan her Müslümanın Ramazan ayında vermesi vacip olan bir sadakadır. Fitre neymiş? Bakın, belli bir düzeyin üzerinde geliri bulunan her Müslümanın Ramazan ayında vermesi vacip olan bir sadakadır. Fitreye aynı zamanda ne denir? Fıtır sadakası da denir. Bakın, fitreye fıtır sadakası da denir. Fitre, bir fakirin bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılaması veya bunu karşılayacak kadar ne yapılması? Paranın bir fakire verilmesidir. Verilecek miktarın, paranın miktarı o günün şartları dikkate alınarak ne zaman kim veriyor? Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirterek ilan ediliyor. İşte bu yıl şu kadar verilmesi gerekiyor fitre fiyatı. İşte fitrenin bu ayki şeyi, bu yılki şeyi bu kadardır diye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Fitrenin Ramazan ayı içerisinde ve en geç bayram, bakın bu çok önemli, bayram namazı öncesine kadar verilmesi ne yapılır? Gerekir. Buna dikkat edelim. Evet, fitreyi de bu şekilde bitirdiğimiz üzere bunları zaten açıklamıştık. Bir daha açıklamıyoruz. İmsak neydi? Tekrar edelim yine de. Ramazan ayında yeme ve içmenin sona erip orucun başladığı vakte imsak diyoruz. Sahur, Ramazan ayında oruç tutanların imsak vaktinden önce yedikleri kalktığımız yemeğe sahur yemeği, yani sahur denir. İftar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruç açmak, oruç açtığımız zamana iftar. Teravih, Ramazan ayında sadece Ramazan ayına özel yatsı namazından sonra ve vitir namazından önce kılınan namazdır. Fitreyi de açıkladık, dedim yine söyleyelim. Ramazan ayı içinde ihtiyaç sahiplerine verilen
sadaka yani fıtır sadakası olarak da geçiyor. Geldik kültürümüzde Ramazan ve oruç. Milletimiz Ramazan ayının faziletlerinden yola çıkarak bir Ramazan medeni ne yapmıştır? Bir Ramazan medeniyeti meydana getirmiştir. Bu medeniyetin temeli nedir öncelikle? Temizlik, güzel ahlak, günah ve zararlı şeylerden kaçınmak, yerinde eğlenebilmek, dinlenebilmek, cömertlik ve başkalarını düşünmek gibi esaslardan oluşmaktadır. Ramazan ayının ilk haftasından itibaren Peygamberimizin Hırkayı Şerif yerini ziyaret etmek de nedir? Adet haline gelmiştir. Belli camilere geliyor, herkes ziyaret ediyor. Hani bu Ramazan ayına özel bir şey oldu artık. Hırkayı Şerif nedir? Peygamberimizin Veysel Karani'ye hediye ettiği ve günümüze kadar muhafaza edilmiş olan bir hırkadır. İstanbul Fatih'teki Hırkayı Şerif Camisi'nde şu an koruma altına alınan Hırkayı Şerif her Ramazan ayının ilk haftasından başlayarak bakın Arefe gününe kadar halkın ziyaretine ne alır? Açık tutulur. Geldik Ramazan eğlenceleri. Gün boyu oruç tutan Müslümanlar iftardan sonra geleneksel olarak meydanlarda düzenlenen şenliklere katılırlar. Camilerin minareleri mahya denilen, bakın altını çiziyorum, mahya denilen ışıklı sözlerle süslenir. Kültürümüzde Ramazan ayında sahura kalkacak olanları davulcular uyandırır. Bu vazifeyi genellikle mahallenin bekçisi veya özel olarak tutulmuş davulcular yapar. Ramazan ayında davulcuların söyledikleri maniler Ramazanname adı verilen kitaplarda ne yapmıştır? Toplanmıştır. Evet arkadaşlar geldik tekne orucu ve diş kirası. Tekne orucu nedir onu açıklayalım. Kültürümüzde oruç tutmakla yükümlü olmayan küçük çocukların oruca ne yapmaları için, alışmaları için özellikle uzun yaz günlerinde tam gün değil, belli bir süre boyunca oruç tutmaları geleneğine tekne orucu denir. Yani öğlene kadar tuttuğu oruca tekne orucu ya da bir miktar. Hani orucun sonuna kadar, iftara kadar tutulan oruç değil. Günün belli bir kısmına kadar tutulan oruca tekne orucu denir. Geldik diş kirası. Diş kirası, durumu iyi olan ailelerin zengin ve fakir gözetmeksizin herkesi davet ettiği iftar yemeklerinden sonra davete katılan herkese bir kese için bak bir kese içinde verilen paraya ya da değerli eşyalardan oluşan hediyeye diş kirası denir. Yani diş kirası bir nevi hediye. Davet edilen yere işte yemekten sonra iftardan sonra verilen para veya değerli bir eşya. Yani hediye gibi bir şey düşünebiliriz bunu. Evet geldik mukabele. Mukabele bir kişinin Kur'an-ı Kerim okuyup diğerlerinin dinlemesine veya takip etmesine mukabele adı verilir. Mukabele Peygamberimizin her yıl Ramazan ayında Cebrail Aleyhisselam ile o güne kadar inen ayetlerin ne yapması karşılıklı okumalarından ortaya çıkmıştır. Bunun amacı Kur'an-ı Kerim'i indirildiği şekliyle korumak, ayet ve surelerin sıralanışlarının doğru bir şekilde olup olmadığını kontrol etmektir. Mukabeleyi her Ramazan ayında ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Evet, geldik Muharrem orucu ve Aşure. Muharrem ayı Hicri takvime göre yılın ilk ayıdır. Yani Hicri yılbaşıdır. Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Muharrem ayında şehit edilmiştir. Ramazan ayından sonraki en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir Peygamber Efendimiz. Muharrem ayına aynı zamanda ne denir? Aşure ayı da denir. Çünkü Müslümanlar bu ayın 10. gününde ne yapar? Yemek yapıp komşularına ve akrabalarına dağıtırlar. Bu yemek Muharrem ayının 10. günde yapıldığı için Aşure olarak adlandırılmıştır. Alevi Bektaşiler bu ayın ilk 12 günü sıvı gıdalar tüketmezler. Muharrem ayının 13. gününde
Kerbela olayından sağ kurtulan Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin için Allah'a şükür kurbanı keser ve aşure çorbası adını verdikleri bir yemek yapıp ne yaparlar? Dağıtırlar. Burada gördüğünüz üzere bakın Zeynel Abidin'in Allah'a şükür kurbanı keserler Zeynel Abidin için. Buna da aşure çorbası adını verirler. Evet, bunları zaten söylemiştik ama yine de tekrar ediyorum. Unutmayalım, bir daha tekrar olsun. Mahya. Mahya Ramazan ayında camilerde iki minare arasında asılan ışıklı yazı. İşte 11 ayın sultanı, hoş geldin 11 ayın sultanı gibi yazılar oluyor böyle. Ya şehri Ramazan gibi. Onlara mahya adı verilir. Diş kirası kültürümüzden eskiden zenginlerin İftara davet ettikleri, kimselere vermiş oldukları bir nevi hediye. Tekne orucu, çocukların oruca alışmaları için günün belli bir sürecinde tuttukları oruçlara tekne orucu denir. İmsaki, Ramazan ayında imsak, iftar ve namaz vakitlerini gösteren bir çizelgeydi. Yukarıda da söyledik. Mukabele ise 3 aylarda ve özellikle de Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i bir kişinin okuyup diğerlerinin dinlemesi veya ne yapması takip etmesiyle suretiyle yapılan hatim. Buna da mukabele diyorduk. Evet, geldik bir peygamber tanıyorum, Hazreti Davud. Hazreti Davud aleyhisselam İsrail oğullarına peygamber olarak gönderilmiş ve kendisine ilahi kitaplardan hangisi? Zebur indirilmiştir. Unutmayın, Zebur Hazreti Davud aleyhisselama indirilmiştir. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen özellikleri vardır. Onlardan bahsedelim. Ne yapmıştır Hazreti Davud? Demiri işleyip zırh yapmıştır. Bunun için ona ne demişlerdir? Demircilerin piri. Allah'ı çok zikretmiştir. Güzel amellerde bulunmuştur ve günah işlemekten titizlikle kaçınmıştır. İslam kaynaklarının bildirdiğine göre Allah tarafından Hazreti Davud'a gönderilen Zebur, İçinde vaaz, ilahi ve hikmetli sözlerin bulunduğu bir kitaptır. Hazreti Davud'un vefatından sonra oğlu Hazreti Süleyman Aleyhisselam hem peygamber hem de yönetici olarak görevlendirilmiştir. Evet bu şekilde de Hazreti Davud Aleyhisselam'ı bitirmiş oluyoruz ve geldik bir dua tanıyorum Rabbena duaları ve anlamları. Rabbena Atina duası Bakara suresinin 201. ayetinde, Rabbena Afirli duası ise İbrahim suresinin 41. ayetinde ne yapmaktadır? Geçmektedir. Rabbena duaları kendimiz, anne ve babamız ile tüm Müslümanların dünya ve ahirette bağışlanmaları için her zaman okunması gereken dualardan biridir. Bu dualar bütün namazlarda salli ve barik dualarından sonra okunur. Yani bu duanın önemi ve yeri çok başka. O yüzden anne ve babamızı ile tüm Müslümanların dünya ve ahirette bağışlanmaları için her zaman okumamız gerekiyor. Okuyalım birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gına azabenler. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Sadakallahul azim. Anlamlarını verelim ve dersimizi bu şekilde bitirelim. Evet, Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gına azabennar. Ne diyor? Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Bakın ne kadar güzel. İkincisi, Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mü'mine yevme yekumul hisab. Yevme yekumul hisab. Sadakallahul azim. Rabbimiz ahirette hesabın görüleceği gün beni, annemi ve babamı ve bütün müminleri ne yap? Bağışla diye dua. Çok güzel anlamları olan iki tane dua karşımızda. Bunları her zaman okuyalım. Her zaman dilimizde olsun inşallah. İyi günler, hayırlı günler.